Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Hiramco'nun Full HD uydalıcılarından bahsedeceğiz. Bugün sizlerle birlikte ağırlıklı olarak V10'un üzerinde duracağız ama bunlardan da bahsedeceğiz. Aslında bunlara yabancı değilsiniz çünkü King Super modelini daha önce incelemiştim. Bu iki model de renk olarak ayrılıyor, bir de şöyle bir fark oluyor arkadaşlar. İsterseniz bunları Wi-Fi alıcılı olarak ya da Wi-Fi alıcısız olarak satın alabiliyorsunuz. Farklı Wi-Fi alıcı seçenekleri de var. Mesela tek olarak Wi-Fi alıcıyı da Hiremku.com.tr üzerinden satın alırsınız. Neden Hiremku.com.tr diyorum? Çünkü orada bizim hem %5 indirimimiz var kanal olarak. Hem de oradan daha uygun fiyatı alabiliyorsunuz. Diğer sitelerde falan biraz daha pahalıya gelecektir. Oradan satın alma şansınız var. Eğer şöyle bir şey yapmak isterseniz de Bugün V10'u konuşacağız V10'dan bir tık daha ucuz bir cihaz isterseniz de Yine bu King Super modellerine gidebilirsiniz arkadaşlar Söylediğim gibi Wi-Fi alıcılı ya da alıcısı olarak Satın alma şansınız var Tabii ki V10 modeli biraz daha yetenekli konuşacağız ama Belli başlı şeyleri bu cihazlarda da alabiliyorsunuz Özellikle IPTV olsun Uydu olsun Bunlarda da gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz İncelemesini bir izleyin Zaten orada her şeyden bahsettim Eğer bu tarz yetenekler bana yeterli diyorsanız da Direkt olarak bunlara gidebilirsiniz Tabii ki orada taksit seçenek falan var. Onları da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir şeyden de bahsedeyim arkadaşlar. Birazdan v ona geçeceğiz ama farklı bir uydu alıcınız vardır. Wi-Fi anten filan ihtiyacınız vardır. O zaman da şöyle Hiremco'nun 5 desibellik falan antenleri var. Böyle Wi-Fi alıcıları var daha doğrusu. Bunlardan da temin edebilirsiniz. Yine de bunlar bulunuyor. İşte HDMI kablolar vesaire de var. Kalitesiz bir kabloya sahipseniz kaliteli bir kabloya geçmek isteyebilirsiniz. Hem de uygun fiyatlı güzel kablolar. Hatta şu anda ben de o kablolardan bir tanesini kullanıyorum. Normalde de zaten bu monitöre Macbook'tan o kablolardan birisiyle aktarım yapıyorum. Ya da şöyle Ethernet, USB Ethernet var. Bu da yine destekleniyor bu tarz uydalıcılarıyla. Hepsi desteklenmez. Desteklenen modeli bulmanız lazım. Bunlar da iremco.com.tr'de satılıyor arkadaşlar. Bunlara da oradan bakabilirsiniz. Şimdi biz ufak ufak v modeline geçelim. Zaten ana yetenekler olarak birbirine benzer cihazlar ama VO modeli bir tık daha yetenekli arkadaşlar. Şöyle bunları bir kenara alalım. Şimdi ben zaten cihazı taktım arkadaşlar. Cihaz burada bulunuyor. Üzerine Wi-Fi antenini de taktım. Şöyle göstereyim yine detaylarda da görünecek. Bu kutunun içinden çıkıyor. Bu 2 desibellik bir anten arkadaşlar. Şöyle zaten burada kutusu burada. Eğer 5 desibellik bir antene geçmek istiyorsanız yine temin edebilirsiniz. Bu antenle de yani Konu bu cihazıyla da bunu kullanabiliyorsunuz. Mesafe çok uzaktır falan kullanma isteği duyabilirsiniz ama bu gerçekten kaliteli bir Wi-Fi anten. Yani Wi-Fi alıcı diyeyim daha doğrusu. Ben mesela şu anda modeme aşağı yukarı 10 metre falan uzaklıktayım. Kapı falan kapalı modem konsolun içinde duruyor. Yani bayağı bir kapalı bir durumda. Ama herhangi bir çekimde vesaire sorun olmuyor. IPTV için özelleştirilmiş bir cihaz. Diğerleri de öyleydi ama bu da öyle bir cihaz. Birazdan zaten yeteneklerini konuşacağız. IPTV kullanma açısından da hiçbir sorun yaşamadım. Bir güzellik daha var, bu cihazda Ethernet destekleniyor arkadaşlar. 100 megabit Ethernet var, onu da bunda kullanabiliyorsunuz. Eğer kablolu kullanmak istiyorum derseniz de hiçbir aparat takmadan, direkt kendi üzerinde Ethernet var, onu da kullanabilirsiniz. Eğer Ethernet'te kullanırsanız tabii ki USB portunu da boşa çıkartmış olursunuz. Eğer hub filan takarsanız, USB hub'la birlikte hem USB bellekleriniz, hem de Wi-Fi alıcıyı beraber de kullanma şansınız var. Bu cihaz USB bellekten dizi film oynatma, resim dosyalarına bakma gibi şeyleri destekliyor. USB portu üzerine kanal kaydetmeyi de destekliyor. Onları da yapabiliyorsunuz tabii ki. Ethernet'ten bağladığınız zaman zaten dediğim gibi USB portu da boşa çıkmış oluyor. Oradan da kullanırsınız. Bunun yanında biraz portlardan bahsedelim. Madem giriş yaptık. Tabii ki uydu alıcısı kendi üzerinde var arkadaşlar. Uydu alıcı tunerimiz var. Ethernet'i söyledik. HDMI çıkış var tabii ki arkadaşlar. Buradan görüntüyü aktarıyoruz. AV portumuz var. Buradan da eski tüplü TV'lere falan görüntüyü aktarabilirsiniz. Ön tarafta ekranımız var. Bu ekranı isterseniz saat olarak, isterseniz de kanal numarası olarak falan ayarlama şansınız var. Onun yanında kontrol tuşları var. Buradan işte kanal geçişlerini ya da menüye falan girebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde güç tuşu da burada bulunuyor. Bununla beraber tabii ki adaptörü taktığımız bir güç portumuz var ve bir tane daha port var. Oradan da USB ile şöyle kız ötesini uzatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu oldu da mesela gizlediğiniz bir yere kız ötesini uzatmak istiyorsunuz. Çünkü kız bir kumanda kullanıyor. Bu şekilde bir tane göz var. Bunu uzatıyorsunuz. İstediğiniz tarafa kutu içeriğinden çıkan böyle çift taraflı bantla yapıştırıyorsunuz. Öyle kullanıyorsunuz. Bunun yanında kumandayı konuşacağız zaten. Kumanda pilleri kutu içeriğinden çıkıyor. Bir tane şöyle kısa bir HDMI kablo çıkıyor. Keşke daha uzun bir kablo çıksaydı. Benim mesela cihazda tek sevmediğim nokta bu kısa HDMI diyebilirim. Uzun bir kablo çıksaydı çok da güzel bir kutu içeriği ve cihaz olacaktı. Ama onun dışında herhangi bir eksiklik hissettiğimi söyleyemem. Türkçe kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Bunun yanında tabii ki kumandamız geliyor. Kumanda da şöyle söyleyeyim arkadaşlar böyle sıradan uydu alıcılarından biraz daha farklı, biraz daha güzel bir kumanda. Kısa yol tuşları falan var. IPTV'ye, ekstirme falan giden kısa yol tuşları var arkadaşlar. YouTube'a falan da direkt olarak gidebiliyor. Zaten detaylarda göreceksiniz. Kanal kaydetmeyi vesaire üzerinden yapabiliyorsunuz. İleri geri alma falan gibi multimedya tuşları da var. Yani eksiksiz bir kumanda olduğunu söyleyebilirim. Şu anda mesela fark etmemişsiniz de şu arkadaki ışıklar yanmıyor. Onun sebebi de bu kız kumandalar bu ışıkları hareket ettiriyor. Daha doğrusu böyle modlarını değiştiriyor. O yüzden bu tarz kız cihazları kullanacağım zaman onu kapatıyorum. Ben de bugün sizlere cihazım hem kullan kullanarak göstermek istedim O yüzden onları kapattım bugün dediğim gibi kullanacağız ben kutu içeriğinden çıkan pilleri size göstermek için böyle ayırdım Kendim bir pil taktım şu anda cihazımızı kullanmaya başlayacağız Arkadaşlar şimdi arkadaşlar cihaza geçmeden önce ufak tefek birkaç bilgiyle vereyim dikkat ederseniz bu bir monitör bunu bir monitörde televizyonda projeksiyon cihazına vesaire kullanabilirsiniz herhangi böyle sınırlama yok AV portu olduğu için tüplü televizyonda da kullanabilirsiniz. HDMI olduğu için 8K televizyonda da bile kullanabilirsiniz. Herhangi bir sınırlama vesaire olmaz. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Sizin mesela monitörünüz var, bir tane HDMI portu var, değil mi? Ona da bilgisayar bağlı olacaktır muhtemelen. O zaman şöyle bir tane cihaz alırsınız. Ben yıllarca bunu kullandım. Bu benim kullandığım cihaz. Bunu mesela buna taktığınız zaman 3 tane cihaz destekliyor. Bu daha fazla olanlar da var. Bu splitter. 3 cihazı tek porta getirmiş oluyor. Siz buradan cihazlarının portunu seçerek cihazlar arasında geçiş yapıyorsunuz. Mesela uyduyu birine taktınız. Bilgisayarı birine taktınız. Geçiş yapıyorsunuz, istediğinizi kullanıyorsunuz. Eğer böyle mesela monitörü televizyon haline getirmek istiyorsanız da hem de IPTV ile birlikte uyduyu da kullanmak istiyorsanız da tek port bile olsa, şu tarz ucuz bir şey alırsınız, gayet işinizi görür. Çok kaliteli, pahalı şeylere gerek yok. Bu tarz ucuz bir şeyle işinizi görürsünüz. Bu bile kumandalı versiyon, kumandasızlar daha da ucuz. Bunun yanında şöyle bir şey de yapabilirsiniz, mesela bir splitter kullanırsınız. Birden çok monitöre ya da televizyona bu cihazı gönderebilirsiniz. Yani şöyle bir şey alırsınız. Yine hiram koda satılıyor bu. Özellikle istedim bu videoda kullanmak için. Mesela 3-4 tane televizyonunuz var. Bir yerde atıyorum. Mesela Ganyan Bayi var. işte iddia Bayi var. Bir şey var değil mi? Onlara yansıtmak istiyorsunuz. Oradan görüntüyü vermek istiyorsunuz. Bunu buna tek cihaz olarak bağlarsınız. Buradan da 3, 4, 5 neyse artık cihazın özelliğine göre o televizyonlara hepsini aktarırsınız görüntü olarak. Bu mesela elimde gördüğünüz 4 cihaza kadar aktarım sağlıyor. Yani bunu buna bağladığınız zaman 4 tane televizyon, monitör, projeksiyon her neyse ona aktarım yapıyorsunuz. Şimdi bu bilgileri de verdik. Bazen bunları soranlar oluyor. Bunları özellikle söylemek istedim. Bu şekilde cihazları kullanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu cihazın olayı şu. Bu uygun fiyatlı bir uydu alıcı ve IPTV cihazı. Bu Android filan değil. Bu Linux arkadaşlar. Zaten Linux'tan filan güncelleme alıyor. Ben ilk açtığım zaman da bir güncelleme geldi. Onu yaptım. Sizlere de gösteririm. Şimdi zaten aktif kullanacağız. Ayarlarına vesaire bakacağız. Bu 100 bin kanala kadar kapasiteli bir IPTV destekliyor. Daha önce mesela King Super videosunda bahsetmiştim. Kutu üzerinde falan da yazıyor. Bunun mesela yazılımını bizim Türkler geliştirdi. Yani %100 yazılım olarak Türk yapımı bir cihaz bu. Tabii ki donanım vesaire olarak Çin'de falan ürettiriyorsun. Ne diyorsun hani getiriyorsun Çin'den vesaire. Onlara girmiyorum ama yazılım olarak %100 bizim çocuklar yaptı. Yani bizim mühendis arkadaşlar yaptı bunu. Türklerden bahsediyorum tabii ki. O yüzden bizim ne sıkıntımız varsa ne ihtiyacımız varsa bildiklerinden IPTV kısmı güzel çalışıyor. Zaten şeyde de bahsetmiştik konuşmuştuk bunu King Super'de hız olarak da son derece iyi. Zaten kutu üzerinde falan da göreceksiniz 0.5 saniye IPTV'deki kanal geçiş hızı uyduda da 1.2 saniye olması lazım. Tekrar bakayım evet 1.2 saniye kanal geçişi arkadaşlar. Bu da son derece hızlı. Zaten 0.5 saniye IPTV hızı yani bulamayacağınız bir şey. Android cihazlarda bile çok zor elde edebileceğiniz bir şey. Hatta benim kullandıklarımda genellikle daha uzun oluyor. Geçenlerde mesela bir tane uydu aparatı incelemiştik hatırlarsınız. Orada mesela şeyi ölçmüştüm ben kanal geçişini. O 4 saniyeden uzun falan sürüyordu. Burada 1.2 saniye ve bu çok daha ucuz bir cihaz. Bunun yanında ücretsiz olarak bir yılda IPTV veriyorlar. Yani bu fiyatın içine ücretsiz verilen bir yıllık IPTV de dahil. Ethernet'in olduğunu söyledik. USB'nin olduğunu söyledik. YouTube destekleniyor. TikTok destekleniyor. Ben TikTok'u kullanmıyorum. Felaket ama isterseniz TikTok'ta destekleniyor. Onları da bu cihazda kullanabiliyorsunuz. İnternetten güncelleme destekleniyor. Zaten ilk geldiğinde de güncellemenin geldiğini söyledim. Bu cihazın olayı zaten donanın performansı falan değil arkadaşlar. Bu cihazın olayı uydu alıcıyı, IPTV'yi, işte biraz YouTube'u, TikTok'u falan onların hepsini size sunuyor. Onları kullanıyorsunuz. Tabii ki Full HD bir uydu alıcısı var dedik. E, TKGS desteklenmezse olmaz. Hem bu cihazda hem de diğer King Super'lerde filan TKGS destekleniyor. Onları da aktif kullanabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir şeyden de bahsedelim arkadaşlar. Kendi üzerinde tabii ki uydu alıcı var. Ama siz oldu da böyle bir cihaz aldınız. Uyduyu bağlamayacaksınız. Sadece IPTV'den kullanacaksınız. O tarz bir ihtiyacınız var. Orada tabii ki 100.000 kanal kapasiteli olarak IPTV kullanıyorsunuz. 100.000 kanal kapasiteli IPTV de pek bulamazsınız onu söyleyeyim. Ben mesela bugüne kadar görmedim. Hani oldu da buldunuz o kadar kapasiteyi de destekliyor. Genellikle şunu yapıyorlar. Aynı kanalı birden çok 50 kere falan koyarlar. Anca öyle 100.000 kapasite gösterirler. Onlar da dümen işler oluyor. Siz mesela buna uyduyu takmadınız. İşte IPTV'ye de para vermek istemiyorsunuz. Genel böyle uydu kanalları için falan kendi verdiği ücretsiz IP TV güzel çalışıyor. Full HD falan da destekleniyor orada. Yani mesela atıyorum işte Show TV Full HD. O gerçekten 1920x1080 piksel olarak veriliyor. Oradan kullanabilirsiniz. Yine de göstereceğim ben size. Çünkü birçok böyle cihazın yanında verilen ücretsiz IP TV'lerde 720p olur en yüksek çözünürlük. Bunda Full HD olarak destekleniyor. Dediğim gibi zaten onları da göstereceğim. Ben şimdi birazdan size buradan ayarları falan her şeyi göstereceğim ama bazı kanalların geldiği yerlerde sansürleyeceğiz. Çünkü o telife hak takılıyor. İşte böyle çok ufak kanallarda onları gösterebiliyorlar. Onlara sıkıntı olmuyor da bizde sıkıntı oluyor. O yüzden kanalların göründüğü böyle telife takılacak yerleri sansürleyeceğim. Şimdi isterseniz ufaktan bir kurcalamaya başlayalım. Yine aklımıza bir şeyler geldikçe ben araya onları sıkıştırırım. Şimdi arkadaşlar bir uyduya gelelim. Şansımıza da tam maç çıktı. Söylediğim gibi TKGS destekleniyor. Liste TKGS'ye göre. Bunu otomatik ya da işte manuel gibi yapabiliyorsunuz. Kendiniz de değiştirebiliyorsunuz ya kanalların yerlerini. Kanal düzenleme falan destekleniyor. Hiçbir sıkıntı yok oralarda. Ben size şundan bahsedeyim. Benim mesela odamda şuraya çektiğim yani kablodan bahsediyorum. Uydu kablosu çok dandik bir şekilde çalışıyor. Burası merkezi sistem. Ben bir de başka odalardan getirdim buraya filan bu kabloyu. Normalde bu odada yoktu. O yüzden çok verimli değil. Hatta şöyle bir şeyden de bahsedeyim. İyi bir uydu alıcı olmazsa burada çalışmıyor arkadaşlar. Hani onu belirtmiş olayım. Bu uydu alıcısı yeterli olacaktır. Hem merkezi sistemde hem de böyle birazcık dandilik bir sisteminiz varsa hani biraz böyle duayla çalışıyorsa diyeyim hiçbir sıkıntı olmadan çalıştırır. Şöyle kanal geçişlerini de görmüş olun. Tıkır tıkır geçiyor. Şu anda uyduda arkadaşlar. Şöyle birkaç tane kanal geçelim. Şu an bu kanallar zaten Full HD kanallar. Bu 4K desteklemiyor arkadaşlar. Zaten 4K'da kaç tane kanal bulacaksınız. Ama Full HD tıkır tıkır çalışıyor gördüğünüz gibi. Aslında ben bunu salona falan taktığım zaman daha iyi çalışıyor. Çünkü buraya kablo gelirken bayağı bir verimsizlik oluyor. Ama olsun burada da gayet güzel yani her türlü işini görüyor. Şimdi uydunun çalışmasını gördünüz zaten arkadaşlar. Şöyle infoya falan bastığınız zaman da buradan bilgileri görebiliyorsunuz. Hani işte ne kadar çözünürlük vesaire gibi bilgileri. Şimdi ayarlarına bir girelim. Birazdan IPTV falan da göstereceğim size. Buradan IPTV'ye giriyorsunuz. İster kendi listenizi ekleyin, isterseniz de ücretsiz IPTV'yi buradan kullanın. Bu size açık. Şöyle bir gireyim hazır gelmişken. Evet arkadaşlar IPTV'mizi şu anda açtık. Birazdan kanal geçişi falan yapacağım. Çözünürlüğe baktığımız zaman da Full HD yani 1920x1080'i görüyoruz. Tıkır tıkır çalışıyor. Şu anda Ethernet takıldığı Wi-Fi üzerinden çalışıyor. 10-12 metre gibi bir mesafeden de modeme bağlanıyor. Benim modemim sonuçta canavar gibi bir modem ama hiçbir sıkıntı olmadan sizde de kullanırsınız diye düşünüyorum. Eğer böyle eli ayağı düzgün adam gibi bir internetiniz modeminiz varsa hiçbir sıkıntı olmaz. Şu an bende mesela Air Fiber var ama ben yine bu cihazları zorlamak için Air Fiber'i kapattım. Şu anda DSL üzerinden çalışıyor. Yani benim normal 35 megabit internet üzerinden çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Kanal geçişi yapalım. Gördüğünüz gibi tık diye geçiyor. HD yazanlar 720p, Full HD yazanlar 1080p arkadaşlar. Şöyle listeyi açayım. Şöyle kanal geçişi yapalım. Geçelim. Tekrar geçelim. 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 Ben hızlandırma falan yapmıyorum. Normal akış arkadaşlar. Biraz da onu görün diye zaten böyle videoyu çekiyorum. Şu anda normal bir şekilde kullanıyoruz yani. Şundan da bahsedeyim. Cihazın H265 desteği yok arkadaşlar. H264 üzerinden yayın yapıyor. Yani 4K'yı desteklemiyor onu söyleyeyim. Full HD olarak kullanıyorsunuz. Zaten bunun iddiası da şu arkadaşlar uygun fiyata hem uydu alıcıyı veriyor hem de 100.000 bin kapasiteli IPTV size sunuyor. Hem de kendileri ücretsiz bir yıllık IPTV veriyor. Onun içinde de zaten birçok içerik bulabiliyorsunuz. Onları aktif kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında tabii ki USB'sidir, Ethernet'idir vesaire onları da kullanabilirsiniz. Atıyorum kanal kaydı vesaire de yapabilirsiniz. Şimdi ayarlara girelim isterseniz. Şuradan ayarlara gelelim. Buradan güncellemeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Söylediğim gibi bir güncelleme gelmişti otomatik gösteriyor size. Ben onu yaptım. Buradan A ayarlarınızı yapıyorsunuz. Yani işte internete buradan bağlanıyorsunuz. Kablosuz bağlanacaksanız. ethernet takarsanız otomatik bağlanıyor. USB ile güncelleme yapmak isterseniz buradan. Zaman ayarı dediği normal saat ayarı. Dil ayarı. Audio video ayarları. Burası mesela önemli olabilir. Mesela oldu da şey kesik kesik çizgiler falan görmeye başladınız. O zaman belki projeksiyon, televizyon, monitör falan onun hani yenilemesiyle uyumsuz olabilir. Buradan seçenekler var bakın. 1080p, 50, 60 falan. 1080p iyi. Görüntü daha iyi olsun diyorsanız P'yi seçin. 1080p'yi ya da buradan otomatik olarak da ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde ayarlarınızı yapın. O kesikliği falan giderirsiniz. Diğer ekran tip ayarlarını falan da buradan yapıyorsunuz. Şimdi geri gelelim. Kaydedelim bunu. Buradan kilit istiyorsanız yani şifre koymak istiyorsanız onu koyarsınız. Menü ayarlarını yapabilirsiniz buradan. Şeffaflıktır işte donarak geçiş vesaire. Bunları yaparsınız. Klasik uydu ayarları. Bunlar çok zaman kaybetmeyelim diye uğraşıyorum. Birazcık böyle hızlı geçiyorum buraları. Renk ayarları. Ben çok buralarla oynamıyorum ama renk ayarları hani hoşunuza gitmiyorsa tüplü TV'lerde falan bazen olabiliyor. Onları buradan yaparsınız. Panel ayarlarına girelim. Burada şundan bahsedeyim. Mesela bakın bu LED parlaklığı bu öndeki panelden bahsediyoruz. Şuradaki panelden bahsediyorum. Kendi uydu alıcısının üzerindeki panelden. Bunu mesela parlak yapabilirsiniz, orta, düşük yapabilirsiniz. Ben genellikle düşüğü tercih ediyorum hani rahatsız etmesin diye. Ya da böyle işte tamamen hani full bir şekilde yanacak şeklinde yapabiliyorsunuz. Buraya işte kanal numarasını yazacak şekilde ya da zamanı yazacak bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu da buradan ayarlanabiliyor. Şimdi geri gelelim. Bunu kaydedelim. Devam edelim. Gelişmiş ayarlara girelim. Burada sesli hatırlatma falan var. Bunları yapabilirsiniz. Alt yazı desteği var. Onu kullanabilirsiniz. Fabrika ayarlarını sıfırlayabilirsiniz. İsterseniz sistem bilgisine falan bakabilirsiniz. Bakın burada zaten Linux'u görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu Android falan bir cihaz değil. O sayede de birazcık stabil çalışıyor tabii ki. Android'in o hantalla işte uygulama RAM şey yeme alışkanlığı yok. Uygulamalarının falan. Burası daha stabil bir şekilde işinizi görüyor. Hani ben öyle uygulama falan yükleme işim olmaz diyorsanız zaten Linux'a gitmek daha mantıklı oluyor kuruluma geçelim. Bu da uydu ayarları arkadaşlar. Biz keyiflen destekleniyor. CC cam destekleniyor. TKGS olduğunu zaten söylemiştik. Çok zaman kaybetmek istemiyorum burada. İsterseniz kendi uydu alıcı ayarlarınızı yapabilirsiniz. Mesela işte Hotbird falan var. Onların ayarını yapabilirsiniz. TP listesi yani frekans listesi falan. Bunları da buradan değiştirebiliyorsunuz. Ben genellikle TKGS üzerinden hepsini yapıp otomatik kullanıyorum. Hiç uğraşmıyorum. Şuradan uygulamalara gidelim. YouTube Web, YouTube Kids, TikTok, Normal YouTube falan bunları kullanabiliyorsunuz. Ya da hava durumu. Mesela hava durumuna girelim. Buradan bir sıkıntı çıkmaz. Buradan hava durumu bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki internet bağlı olması gerekiyor. Ya da buradan YouTube'u falan kullanabiliyorsunuz. Şimdi geri gelelim. Ben zaten size detay olarak da koyacağım. Kendi videolarımı falan koyarım. Şuradan multimedya'ya gelelim. Söylemiştim ya USB bellek falan takarsanız üzerinden dosyaları oynatabiliyorsunuz diye. Videolar, müzikler, resimler ya da kayıtlı yayınlar dedi de siz işte dedim ya PVR kaydı yani kanal kaydını destekliyor diye. Kayıt yaptıysanız onları da buradan oynatabiliyorsunuz. Listeyi falan görebiliyorsunuz. PVR yönetiminden de bu kanal kaydetmesini falan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Onların hepsi buradan. Şimdi geri gelelim. Zaten kumandanın üzerine böyle kırmızı kayıt tuşu var. Ona bastığınız zaman da otomatik kayda başlıyor. Eğer tabii ki hard disk USB falan takılıysa onu unutmayın. Üzerine hard disk USB falan takacaksınız. Kanal düzenlemeye girdiğiniz zaman da uydu kanallarını ya da radyoları falan düzenleme şansınız var arkadaşlar. Buradan kitleme, düzenleme, bilgilerine bakma ya da yerini değiştirme gibi şeyler ya da favori alma gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Tabii ki bizim için en önemli kısım buradaki IPTV ve normal uydunun çalışması. Onlar da sıkıntısız çalışıyor gördüğünüz gibi. İster kendi listenizi ekleyin, isterseniz de ücretsiz IPTV'den devam edin. Bir yıl sonra bittim mi ne yapacağız derseniz yine hilem.com.tr'den gidip paket satın alıp falan uzatma da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tıkır tıkır uydumuz çalışıyor. Burayı mecburen sansürleyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Ben gösterebildiğim kadar göstermeye çalışıyorum ama buralar maalesef şu an kanal geçiş yapıyorum. Tıkır tıkır ne kadar hızlı olduğunu görüyorsunuz ki şu anda benim mesela buradaki dedim ya bağlantım yani uydu kaliten falan çok kötü. Mesela buraya 10 tane uydu alıcısı getirsek 6'sı 7'si falan çalışmaz yani o derece. Şimdi mesela kumandadaki kısa yolları kullanalım. Ücretsiz IPTV'ye gitsin. Basıyorum. Tık diye geldi. Buradan istediğiniz kısmı yani ister canlı TV kısmına, ister filmler, ister diziler kısmına girin. Tıkır tıkır kullanın. Şimdi geri gelelim buradan. Gördüğünüz gibi kumandanın kısa yolları falan da gayet güzel çalışıyor. Şimdi bize sıkıntı oluşturmasın. Bunu bir menüye alalım. Burada kalsın. Burada sorun olmaz herhalde. Büyük ihtimal şu IPTV falan da sıkıntı çıkarabilir. Belki orayı da sansürleriz ama şimdilik burada dursun. Evet arkadaşlar çok fazla da uzatmaya gerek yok. Zaten uzun bir video oldu ama düzgün çalıştığını göstermeye çalıştım. Hani kestin biçtin ayarladın olmasın diye ben size direkt böyle göstermek istedim. Hirem v ve şu anda elimde arkadaşlar. Bunun üzerinde ethernet portu falan var. İçinden Wi-Fi alıcı çıkıyor arkadaşlar. Bunlarla kullanabiliyorsunuz. Full HD uydu alıcısı cihazda tabii ki destekleniyor. 100.000 kanala kadar IPTV size ekleyebiliyorsunuz. Kendi içinden bir yıllık ücretsiz IPTV de geliyor. Bunları da aktif kullanabiliyorsunuz. 0.5 saniye IPTV'deki kanal geçiş hızı, uyduda da 1.2 saniye. Bunlar da sizin konforunuzu arttırıyor. Oldu da bundan daha ucuz bir cihaz istediğiniz. işte Ethernet portu olmasın filan dediniz. USB portu var ama Ethernet yok tabii ki. O zaman da ne yapacaksınız? Gideceksiniz buradaki King Super modelleri var. Rengine göre yanından Wi-Fi alıcı çıksın çıkmasın vesaireye göre bunlardan tercihinizi yapabilirsiniz. Ama eğer istiyorsanız şöyle güzel bir cihaz olsun filan diyorsanız da bence V10 modelinden gidin. Hem Ethernet'inin filan olması da avantaj. Ekstra böyle bir şey takmanız gerekecek King Super'de. Hiç onlarla uğraşmadan direkt olarak V10'la devam edin derim. Kumandasıdır kutu içeriğidir, cihazın çalışmasıdır filan her şey güzel. Sadece bir tık daha uzun bir HDMI olsaydı güzel olurdu ama Hiremco'da zaten HDMI konusu sıkıntı değil onu da halledersiniz. Fiyatları da zaten uygun oluyor. Belki ilerleyen zamanlarda bundle falan da olur yani yanında da verilebilir. O şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle kısa HDMI vermelerinin sebebi de şu arkadaşlar. Bunun genellikle televizyonun arkasına falan gizleneceğini hesaplıyorlar. O şekilde düşünüyorlar. Zaten bu uzatmayı falan verme sebepleri o. Normalde bu masa üstüne konacak gibi düşünsen hiç bu uzatmayı falan vermezsin. Ama genellikle dediğim gibi gizlenecek gibi düşündüklerinden hem HDMI'yi kısa tutuyorlar. Sonuçta orada karmaşa olacak kablodan. Hem de böyle uzatma veriyorlar. Ama tabii ki ilerleyen zamanlarda bir bundle falan olursa da güzel olur. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Farklı bir sorunuz varsa da yorumlar kısmında konuşuruz. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.